Bozkır'ın Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifimizi kurduk. 10 Ağustos'ta kurulumumuz gerçekleşti. Biz biraz daha işte satış ve ticarette açık ve Yozgat'ın yöresel hediyelik ürünümüzdeki o ihtiyacımızı da karşılayabilmek adına ve pandeminin de bu günlerdeki etkisi altında olmasından dolayı bir kolonya düşündük ve bizim Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlığımızı da ön plana çıkaracak kadın eli değerek bir çam kolonyası üretmeyi planladık ve çalışmalara başladık. Ve şu anda da Ocak ayı itibariyle kolonyalarımızın üretimi başladı. Geçenlerde de lansmanımızı gerçekleştirdik. Kolonyayı sahada ve her yerde satışına arkadaşlarımla birlikte başladık. Bozkır Yozgat Çanak peynirimiz 194 peynir çeşidi içerisinde 6 tane peynir olarak coğrafi işaret alan peynirdir. İnşallah biz çoklu üretim, çoklu müşteriye ulaşım, Yozgat'tan Türkiye'ye Yozgat Çanak peynirimizin tanıtımı için bir üretim tesisi kurmaya karar verdik ve bunu Yozgat'ımızda bir köyümüzde gerçekleştireceğiz. Projemizi hazırlamaya başladık ve burada da yine Yozgatlı kadınlarımız çalışacak. Hep kooperatif olarak ve kadın girişimciler olarak hedefimiz Yozgat'ta kadın istihdamını sağlamak. Hem Yozgat'ımızın değerlerini ön plana çıkarmak, duyurmak, hem de Yozgat'ta kadınlarımızın kazanmasını sağlamak. Yani üretimde köylülerimizin sütünden, bizim Yozgat'ın bozok yaylalarında yaylanan hayvanlarımızın, koyunlarımızın, ineklerimizin sütünden yapılan has Yozgat çanak peynirimizi kadınlarımız basacak toprak çanaklara ve satış ve pazarlama kısmında da biz arkadaşlarımla hem Yozgat'a hem Türkiye'ye hatta dünya geneline markalaşarak duyurmayı planlıyoruz. Bu anlamda bize destek veren Yozgat İl Kültür Müdürümüz Hüseyin Çiftçi, Yozgat Valimiz ve Türkiye'de kadınlarımızın kazanması için proje başlatan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın kırsaldan kalkınma için bize verdikleri destek, eğitimler, yönlendirme ve cesaretler için kendilerine, her birine çok teşekkür ediyorum. Evde yıllardır boş oturuyorduk. Bu kooperatif çatısı altında 7 bayan toplandık. Çamlık çam kolonyasını ürettik. Yozgat'ın gerçek çamlarından toplanmış kolonyaları. Bu girişimimiz diğer evdeki kadınlara da cesaret olsun amacımız. Kadınların artık sosyal medyadan, dizilerden ve gündüz programlarından kurtulup ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz aslında. Diğer bayanların da bizleri örnek alıp ya da bizlerden cesaret alıp onlar da kooperatif kurabilirler, küçük işletme kurabilirler. En basitinden bir pasta börek yap. Yani bizimki bir önce olmaktı. İnşallah bunu da başaracağız. Herkes evine küçük de olsa küçük katkılar sağlayabilir. Çocuklarının eğitimine, geleceğine katkıda bulunabilirler.